Konu Aman oraya dikkat et, geldiyse senin kapı komşun Allah muhafaza. Ay, konu oraya geldiyse size şunu sormak istiyorum. İnsan bir insanla niye uğraşır? Aygün Aydın'a geçelim. Ay. Aygün. Hamile mi? Aa, ne oluyor? Kimden? Valla ben. Hakan Sabancı, ifşacı Aygün Aydın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Dün bir tane evrak göndermişler bana, tamam mı? Aygün Aydın deliye döndü. Malum şahıs gitmiş, bana şiddet uyguluyorlardı, koruma talebi istemiş. Hakan'ın arkadaşlarını hedef aldı. Onlara da çok güvenme. Emin ol, onlar da paran olmadığı zaman senin yanında olmayacak. İçkime hap attılar diyerek suçladı. Hakan Sabancı ifşasıyla kısa bir süre önce hayatımıza giren Aygün Aydın, Hakan Sabancı da olduğu gibi hayatlarımızdan kolay kolay çıkacak gibi değil. Ben seninle çok pis uğraşırım. Çok pis uğraşırım. Anam babam yaşında demem, teyzem ninem yaşında demem. Gelir gerekirse seni orada döverim. Geçtiğimiz günlerde veda ettiği Hakan Sabancı'nın kendisinden şikayetçi olduğunu öğrenince Aygün Aydın birkaç günlük aranın ardından yeni paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Haberlerim var, bir sürü mesaj atmışsınız işte şey, ay canımı kıydım, bir şey mi oldu falan filan. Lan o pısırık için ne canımı kıyacağım Allah aşkına hayatımı. Ama size çok enteresan haberlerim var. Şimdi dün ne oldu? Dün bir tane evrak göndermişler bana, tamam mı? Kendisine ulaşan evrakla şikayeti öğrenen Aygün Aydın kadına şiddetle suçlanıyormuş. Evrak göndermişler. Evrakta şey yazıyor böyle, aldım okudum. Kadına şiddet suçundan yargılanıyorsunuz falan filan. Malum şahıs gitmiş, bana şiddet uyguluyorlardı, koruma talebi istemiş. Yalnız bu talebi isteyen kişi kadın haklarını yönelik olan kurallardan faydalanmaya çalışan bir erkek. Bahsettiğimiz bu erkek 8 tane güvenlikle yalıda yaşayan, kendi güvenliğini gayet iyi sağlayan bir şey. Ha, aramızdaki fiziksel güvenlikten bahsetmiyorum bile yani. Hakan Sabancı'nın yayın organlarına para saçarak namusu ve şerefiyle oynadığını iddia eden Aydın, asıl kadına şiddetin bu olduğunu ileri sürdü. Bundan üstün asla olamam. Bunu da geçtim. Sen yayın organlarıyla anlaşıp, onlara tonla para ödeyip, ondan sonra benim namusuma, onuruma, şerefime yönelik benim ailemi, kardeşlerimi hiçe sayarak asılsız yalan iftiralar attırdın. Ondan sonra kadına şiddetten dolayı korunma talep ediyorum. Hakan Sabancı'ya ateş püsküren Aygün Aydın, parana güvenme dedi. Çatlaklar var ya, hani şu hisse düşüşlerinden bir bir teker teker yavaş yavaş batıyor olmanızdan. Bundan 3 gün sonra, 4 gün sonra, 5 gün sonra o finansal özgürlüğün tek güvendiğin şey o ya, o elinden gittiği zaman kimse senin suratına bakmayacak canım. Bak bu da acımasız bir gerçek, tamam mı? Şu an param var ama umurumda bile değilsin emin ol. Paran olmadığı zaman hiç kimse suratına bakmayacak. Sen pısırık bir insansın. Sen kadınların hakkına giren bir insansın. Seni hiç kimse ama hiç kimse de gerçekten sevmeyecek, bunu da unutma bebeğim. Sadece Hakan'ı değil, arkadaşlarını da hedefe aldı. Belki şey diyorsun ama benim harika arkadaş grubum var. Hani bütün çapkınlıklarını yaptığın arkadaş grubum var ya. Sen o arkadaş grubunun sen gittikten sonra senin arkandan neler söylediğini biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama ben o ortamda bulundum, biliyorum. Onlara da çok güvenme. Emin ol, onlar da paran olmadığı zaman senin yanında olmayacak. O etrafındaki bütün sahtelikler yok olacak. Belki o zaman bazı gerçekleri anlarsın ama sen de o akılda ne gezer, ne gezer. Neyse ya, bu senin hayatın ama benden uzaktır. Çünkü ben zaten senden uzağım, tamam? Hadi bay bay. İçkime ilaç koydular. İki eski video daha paylaşan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya şöyle seslendi.
Bir de malum gecenin sabahı arkadaşlarının haberim olmadan içkime hap attığını biliyor muydun? Aramızı bozmak için. O an anlamıştım arkadaşlarının ne saçmaladıklarını. Bu özel olandan değil. Ben kendime gelip anladığımda artık her şey sarpa sarmıştı. Paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya bu sefer de bir evin fotoğrafını koyarak seslendi. Burayı biliyorsun bak bebişkom. Benim elimde birkaç belge var. Arkandan dönen dolaplarla ilgili. Beni düşman belleyeceğine dost görünen düşmanlarını aç gözünü. Yazısının hemen ardından da belge diye birkaç fotoğraf paylaştı. Fotoğrafların ardından yeni bir yazı daha yazarak Hakan Sabancı'ya ikinci kez veda etti. Şimdi diyeceksin ki niye sana böyle bir şey yapsınlar? Çünkü ben onların senin arkandan döndürdükleri tüm dolapları biliyorum. Bizim bir arada olmamız onların tüm foyalarının çıkmasına neden olacaktı. Otur bunları objektif bir biçimde düşün. Bu da benim sana son iyiliğim olsun. Hoşça kal. Şimdi tabii ki Nur Topu gibi bir Aygün Aydın'ımız olmuştu geçen ay içerisinde. Devam ediyor Aygün'ün yaptıkları. Hakan Sabancı evine koruma talebi, yani susturmadır o. Hani koruma derken sen ona şiddet uyguluyorsun anlamına söylemiyor. Susturma kararı, o kadar çok konuştun ki susturma kararı gönderiyor. Sabancı ailesinin tabii prestiji söz konusu. Hakan Hakan bir hata yaptı ama bütün aile fatura ödüyor. Gördüğünüz gibi. Hayır, aile fatura ödüyor. Diyor ki siz zaten batıyorsunuz diyor. Ey beyin olmayan dostlar. Binlerce kişiye istihdam sağlıyor bu aile. Beni ilgilendirmiyor zenginliği veya başka bir şey. Binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Binlerce işçiye, emekçiye. Evet ya, bu söyledim. Onların batması ne demek biliyor musun? He? Hadsiz. Hadsiz. Ama Hakan'ın da artık biraz dikkat etmesi gerekiyor. O ayrı bir şey ama ailesini Hakan, batıyor yani bilmem ne diyemez. Diyemez. Ama o diyebilir. Diyemez. Ama o kızı kimsenin ciddiye aldığı yok onun dediklerine. Öyle şey olabilir yani mi kız ya? Kız zaten bir gün hamileyim diyor. Bir gün o diyor. Gün, yani kız normal bir şekilde bir kız değil ki zaten. Normal bir davranan bir kız. Sustursalar susturmaları lazım. Susturmak değil, dava da açabilirler. Her şey yapabilir ama bu bugün gelir. Yarın yine bunun gibi bir tane daha gelir. Yani o yüzden kız çünkü bence Hakan'a takmış kafayı. Büyük. Takık yani. Kafayı bozmuş Hakan'la. Ondan bunları yapıyor korkunç. Zaten. İkisi. Yani Hakan yani, da yanlış bir şeye. Ama nereden bilebilir? Evet, ama nereden bilebilir? Biraz dikkat edecek. O yani, da yani her gün. Çocuklar bunu dışarıda görseniz. Genç bir kız, işte cici bir kız, güzel bir kız. Ya evet zaten. Yaşı yaşıma uygun sayılır. Hani genç. Son golü var mı? Son golü. Sabancı ailesine attığı son golü verebilir miyiz? Yani şimdi bu öylesine zaman geçiriyor tabii. Aklı genç yani. Hani çapkın bir çocuk falan ama. Ama işte bu, sen de herkesle beraber olamazsın. Son golü gösterelim mi? Yani. 3 aylık bir. Başına dert alıyor işte böyle. Bir ultrason paylaştı Seren. tabii bu 3 aylık bir kese değil. Şimdi ben de hamile oldum. Bu. Kazan anlarsın mesela, söyle bakayım. 4 haftanın sonu gibi bir şeydir bu. Öyle mi? Tabii bu 3 aylık değildir. Yani hamileyse bile bu en fazla 1 aylıktır. Doğru aşkım. Doğru aşkım. İnşallah doğurursun. Ama o Hakan'dan olmazsa şimdi bize hani böyle şey yapıyorsun ya, blackmail böyle. Ha, Hakan'dan şey, mıymış diyor yani bir de. O algı yaratıyor. Diyemez ki Hakan böyle, ismini kullanamaz tabii. Şu an yasak. Hayır, biz bunu ama dediğimizde diyecek ki o siz kendiniz öyle düşünmüşsünüz. Fakat uyanık bir kız mı? Şey, uçakta resim koyuyor, fotoğraf koyuyor. Londra'ya gidiyorum diyor. Sonra ben öğrendim bunu. O uçağı hiç bilmemiş. Yalan. Eş zamanlı ya, bizi izliyor hayatım. Yalan. Hiçbir sen saat farkı yok. Bana inanamadım abi, ya. Yok, hemen öğrendim. Ben 2 dakika. Onlar da gidebilir yani. Yani bir de başkalarının paylaştığı fotoğrafları kendi yapıyormuş gibi. Yani kendisi oradaymış gibi. Oraları çekip koyuyor falan. Yani çünkü ben gerçekten, hiç sonra Londra'da böyle aman da yürüdüğünü, arkadaşlarıyla bir kafede oturduğunu hiçbir şey görmedim biliyorsun. Ya, ama sürekli bizi konuştu. Yalan. Londra'da da bizi paylaştı. Tabii. Biliyorsun. Ama biz seni paylaşmıyoruz. Ama ya. Vallahi yani psikolog lazım bunlara, gerçekten normal değil evet, bunlar. Evet bu korkunç filmlerde Artı olur hocam, yani. Bu gece yarısı 12.30'da paylaşıldı. Falan, çocuğun tavşanlık falan kesiyor. Bravo. Hani eve gelir ya bir dadı falan. Ha, işte böyle ya da şeydi, sesini konuşuyor. Sonra takıyor sonra ondan intikam almak için her şeyi yapıyor. Bitmiyor konuşması, baksana. Hadi bay bay falan diyor. Diyor mu? Bebişkom. Tabii. Bebişkom bak diyor. Senin arkandan neler söylediklerini biliyor musun diyor. Senin arkandan neler söylediklerini sen biliyor musun? Eyvah. Hatta önünden de. Neler söylediklerini ya biliyor sen musun? Bence bu hani, bence bir yakınken dönsen mi acaba? Yok yok. Bebek de acaba kimdense hani böyle mutluluklar mı dilesek sana? Çünkü şöyle bebek köpeği yani köpek ultrasonu sen bilirsin böyle bir şey olabiliyor mu? Hani benzer mi? Yani, ya bilen varsa yazar mı? Bu benim, ne ultrasonu olabilir? Hayvan ultrasonu da mı olabilir yani diyorsun? Yani her şey olabilir bilmiyorum. Ben, hani benziyor insan ultrasonuna. Arto dalga yazın.
Evet. Çok merak ediyorum. Yani bir de öyle bir bomba çıkarsa daha da gülerim yani. Nasıl? Köpek ultrasonu falan çıkarsa. Işte kız onu yapıp, merak şey, bir takipçi gelsin uğraşında bence. Geliyor ama. Hani bizimkiler merak ediyor. Bayağı merak ediyor. Yani gider ama ne yapacaksın pandemi bile sıkılıyor. Saman alevi. Bravo. Hı? Biraz önce bir şey söyledik. Pandemi bitse de gerçek ünlüleri konuşabilsek. Evet. Değil mi? Yani bu gerçek ünlüler eve kapandınız. Biz maalesef nerede yani alakasız tip var onlardan bahsetmek zorunda kalıyoruz. Tabii artık hani Aygün'ün değil ismi de Hakan ya Sabancı ailesinin isminin çok güçlü olmasından bu masaya bu programa geliyor bu kızcağızın durumu. Uzaklaşma kararına rağmen susturamıyoruz. Ben bunu 12.30'da paylaştığımda Hakan'ın tabii sayfasına gittim. Yazık evet. Çocuk. Amerika'dalar galiba. Amerika'da ama annesiyle olan bir şey paylaşmış. Anneler günüydü ya. Annesinin olan yoruma kapatmış. Bir öncekinde yorumların nasıl söyleyeyim size Hakan biz seni evlendiririz. Ailen seni zaten nasıl olsa reddeder. Yani neler yazıyorlar çocuğa. Yani yorumları ya, otur izle. Tabii bu çok şeker. Ama olay hastalıklı bir şekilde ama dönüştü. Ama Hakan abisi biraz daha seçici. Hakan biraz daha şey bir çocuk yani. Fark etmez yani bugün de gelsin kim gelirse gelsin onu ya. Yapmaması lazım. Senin de ailen çünkü normal bir aile değil yani biraz daha dikkatli davranması lazım bence. Peki şimdi. Yani baksanıza. Dün öz evet ya biraz sıkıntı duyuyor. Annesini muhatap ediyor yani. Birisi beyin ultrasonu yazmış herhalde espri yapıyor. Hiçbir şey yok diyeyim boş diyeyim. Peki şimdi